geri kalan bütün insanlar etrafında dolaşıyorlar. O kadar yalnız görünüyor. Şimdi size 5 yılda lağabınıza kimler derler? En büyüğünü bulduk. Babanıza. Babamız kasabın oğlu. Kasabın oğlu Hasan derler. Kasap Hasan. Kasap Hasan. Yerin mi? Mustafa'nın da oğluyum ben. Mustafa. Evet. Ben de arkadaşım. Peki, sizin baba mesleğiniz kasap. Baba mesleği kasap. Sen babanı da bu bıraktı. Bakkallığa başladı. Hı. Öbür amcan da dükkanda manifatoya başladı. Evet. Sen bunu severek mi seçtin yoksa babayın zoruyla mı bu işi yapıyorsun? Severek seçtim. Meslek edin. Şimdi 5 sene amcam zaten kasap. Ailemizde kasapçı yok. Peki sen bu işten memnun musun? Çok şükür. Memnunsun. Evet. Peki, evli misin, bekar mı? Bekarım. Bekarsın. Güzel. Şimdi size de soruyorum. Biz folklor duysak, Beşiktaş'ın zengin folklor, siz genç olan. Biliyorsun kültürümüz, şeyimiz, her şeyimiz var. Kendi adamımızı, başkaları bizim kültürü, Türk'ümüz alıyor, başka yerde çalıyor. Herkes, biz neden bunu yapmayalım diye, bu her bütün gençlere, Beşiktaş'lara da soruyorum. Böyle bir şey kursa, toplu, katkıda bulunuyor musunuz? Tabii, memnuniyetle. Elimizden gelen dersin, elimizden gelen yaparız amca ya. Peki, tamam. İkinci şık da şöyle. Diyorum ki, bir besmiyor olarak. Bak, her dalda, bak kasaplıktan bu işe atılmışsın. Evet. Bu besinle böyle her işe atılışının, atılganının, sebebi cesareti nereden geliyor? Sen nereden cesaret aldın bu işi? Kasap adama desen ki gel tuhafıya otur. Herkes bunu başkası yapmaz. Korkar. Sen hangi cesaretle atıldın yani? Neden? Sende nereden çıktı bu cesaret? Şimdi esnaf. Çekirdekten yetişme esnafı. Ana, bugün Türk şeyle atılganı severek şey yapıyor. Çalışıyor. Her şeyde başarılıyor. Yani cesurluktan, atılganlık. Kaybolsam yine neyim var? Esnaflık şeyi var resminin hakkında. Yani hep ne işe yetişiyorsa başarılı oluyor. Demek ki bu... Fazla çekme, fazla çekin. Az çek ki. Selamünaleyküm. Buralarda mısın? Ya aşağıya gidip geliyorum. Evet.